Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refi. Evet arkadaşlar, Eylül ayı burç tarot yorum videolarını çekmeye devam ediyoruz ve yay burcundayız arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçersiniz. Sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Gökyüzüne bakacak olursak 15 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ayımız, 29 Eylül'de ise Koç Burcu'nda bir dolunayımız var. Ama daha da önemlisi, ayın 15'ine kadar dişimizi sıkıyoruz ve Merkür Retrosu'ndan kurtuluyoruz sevgili yaylar. Evet, diyoruz ki Eylül ayının katkıları nelerdir, mucizeleri, hediyeleri nelerdir diyoruz ve sorumuzu evrene bırakıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu videonun katkıları nelerdir diyerek, hadi bakalım sevgili yaylar için içinde bulunacakları enerjiler neler olacak Eylül ayında? Evet sevgili yaylar, iş arayanlarınız bir an önce iş bulur inşallah. Aşk arayanlarınız aşk, ev, bebek bekleyen arkadaşlarımsa bu dileklerine bir an önce kavuşur inşallah. Sözleşme çıktı. İlginç. Sözleşme kartı birçok anlamda bizi etkileyen bir karttır arkadaşlar. Anlamı geniştir, kapsadığı alan geniştir. Sözleşme bazılarımız için iş anlaşması olabilir, mahkeme, hukuksal alanda yapacağımız bir anlaşma, sözleşme, mal mülk alım satımı ile ilgili bir anlaşmaya, sözleşmeye imza atma veya bir kısmınız içinse bu anlaşma ve sözleşmeleri feshetme, yani nedir, bir boşanma, işi bırakma da olabilir. Bir kısmınız içinse nedir, sözleşme imza demektir. İmzaladığımız bir diğer belgese nedir? Nikah defteri, bir kısmınız içinse evlilik durumları söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet, bakalım Eylül ayı iş, para, kariyer, maddiyatla ilgili olası yaşayacaklarımız nelermiş sevgili yaylar. Bakalım. Biraz gel gitli bir dönem olabilir Eylül ayı iş, kariyer, maddi konularla ilgili. Bazı yay burcundaki arkadaşlarım özellikle kendi işini yapmıyorlarsa, yaptıkları işten memnun değilse Eylül ayında yaparken zevk alacakları, kendisini yormayan, gerçekten eğlenerek, severek yapacağı bir işe başlayabilir ve aynı zamanda bu işle zirveyi görebilir. Yani gerçekten bu işte çok başarılı olabilir, çok iyi paralar kazanabilir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bazı arkadaşlarımız içinse çalıştıkları iş yerinde yine bu arkadaşlarım için biraz daha farklı bir son söz konusu. Burada kendi isteğiyle kendi işini yapmak isteyen arkadaşlarımız varken, buradaysa biraz daha böyle sıkıntılı, çalıştığı yerden memnun olmayan ve artık o yerde bir sona geldiğinin farkına varıp seçeneklerini değerlendirmeyi düşünen yay burcundaki arkadaşlarım olabilir. Bir kısmı artık yeni bir işe başlama zamanının geldiğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi bazılarınız için biraz parasal sıkıntı durumu söz konusu. Harcamalara ilk hafta biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ve birinci haftanın sonlarına doğruysa işle ilgili güzel gelişmeler yaşayacak olan arkadaşlarım var. Kimler bunlar? İş arayan, işsiz olan sevgili yay burcundaki arkadaşlarıma bekledikleri haberler gelebilir. Şimdi bazı arkadaşlarım, özellikle kendi işini yapan arkadaşlarım, biraz dikkatli bir
döneme girecek ikinci haftayla beraber bekledikleri paralar gelmeyebilir, bekledikleri satışlar gerçekleşmeyebilir, projelerde bir gecikme durumu söz konusu olabilir. Dikkatli olmaları gerekiyor. Bu dönemde para kaybı, hatta bazılarınız içinse iflas durumu söz konusu olabilir. Eylül ayının ikinci haftasına dikkat etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. İkinci haftanın sonundaysa bazı teklifler alabilecek olan arkadaşlarım var. Bu aldıkları teklifle ilgili kararsızlık yaşayabilirler. Özellikle çalışırken başka bir yerden iş teklifi alan arkadaşlarım acaba geçsem mi geçmesem mi ikileminde kalabilirler. Burada iyice düşünüp taşınmadan hareket etmemeniz önemli ve hayalperest olmadan ayaklarınız yere basarak karar vermeniz sizin için önemli ve kıymetli olacak sevgili arkadaşlar. Evet, işle ilgili isteksizlik yaşayanlar, tembellik yapanlar, eğer ki bir ikinci planınız yoksa, ekstra bir geliriniz yoksa veya oradan çıkınca hemen girecek bir işiniz yoksa silkelenmeli, kendinize gelmelisiniz. Yoksa burada bir iş kaybı yaşayabilirsiniz sevgili yaylar. Devam ediyoruz 3. haftayla beraber. Sınava giren arkadaşlarım veya başvurusu olan arkadaşlarım, başvurularınızla ilgili veya sınav sonuçlarıyla ilgili güzel, olumlu haberler alacaksınız diyebilirim. Güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bazılarınız için umulmadık yerden gelecek bir para durumu söz konusu. Unuttuğunuz bir para vermişsinizdir, alamamışsınızdır. Böyle bir para size gelecek veya bir çekiliştir, şans oyunudur, bir primdir, beklemediğiniz bir prim vesaire. Böyle bir umulmadık para elinize geçecek sevgili yaylar. Evet, son haftalara geldiğimizde ise burada daha çok ortak iş yapma durumu söz konusu. Bazı arkadaşlarıma iş teklifi gelebilir, yatırım teklifi gelebilir. 3 kişilik bir ortak işe girebilirsiniz. Ama burada biraz çekinceniz olabilir, haklı bir çekinceniz olabilir. Yani evet, işi böyle nasıl diyeyim? Daha farklı düşünürken farklı bir yöne gitme durumu söz konusu. Atıyorum siz 2 kişi ortak yapmayı düşünürken bir üçüncü kişinin de işe ortak olması gibi böyle bir durum olabilir. Bu biraz canınızı sıkacak diyebilirim sevgili yaylar. Hadi toparlayalım. Hemen toparlayacak olursak kendi işini yapmak isteyen, yaparken zevk alıp hem de para kazanmak isteyen sevgili yaylar Eylül ayında istedikleri işe geçiş yapacaklar. Bazı arkadaşlarımsa mecbur olarak iş bırakıp başka işlere başlama durumu söz konusu. İş haberi bekleyen arkadaşlarım ilk haftanın sonunda, ikinci haftanın başında bu bekledikleri haberler gelecek. Kendi işini yapan arkadaşlarım için biraz sıkıntılı dönem, bekledikleri paralar o dönemde gelmeyebilir. Bu yüzden çok dikkatli davranıp önlemlerini almaları gerekiyor. Ortak iş yapmayı düşünen arkadaşlarım için evet bu iş olacak ama tam istedikleri gibi olmayacak diyebilirim. Şimdi de aşka bakalım. Evet, sevgili Yay burcundaki arkadaşlarımızın Eylül ayında aşka dair olası yaşayacakları nelermiş? Evleniyor. Hem evlenenler var, hem boşananlar veya ayrılanlar var. Burada herkes kendi durumuna göre yorumumuzu o şekilde yorumlayacaklar arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda direkt bir Koç burcu var veya Koç burcunun özelliklerini taşıyan kişiler aşk hayatınızda etkili olacak diyebilirim. Ama merkezde yine de bir kupa asıyla beraber gerçekten hayatınızda sizi seven, size şefkat gösteren ve sizin de çok çok seveceğiniz bir kişi var arkadaşlar. Veya bu kişiyle henüz tanışmış olmasanız bile hayatınızı böyle birisi etkileyecek diyebilirim. Çünkü merkezde çıktı.
Hayatında hiç kimse olmayan sevgili yaylar, evet, hayatınıza geliyor, gelmekte olan diyebilirim. Biraz farklı olabilirsiniz, biraz birbirinizi zorlayabilirsiniz. Karşı taraf, atıyorum, siz çok böyle modernsinizdir, o biraz daha böyle karşılığını bulamıyorum, biraz daha böyle kaba saba birisi olabilir. Yani çok biraz tersiniz, zıttınız olabilir ama birbirinizden çok etkileneceksiniz. Yani gerçekten yani ruh eşim mi acaba diye düşüneceğiniz birisi hayatınıza girecek. Evet, mental olarak, düşünce olarak bu kişi sizi çok zorlayacak. Siz kendinizi zorlayacaksınız. Ya ben bununla yapamam ya falan olabilirsiniz. Ama böyle bir sürece giriyorsunuz. Böyle birisiyle bir ilişkiye başlıyorsunuz sevgili yaylar. Şimdi ben o örneği verdim ama şöyle bir şey. Yani böyle olmak durumunda değil. Tam tersi de olabilir. Veya farklı, başka bir farklılıklarınız olabilir. Beğenileriniz farklıdır, zevkleriniz, yetiştiriniz. Yani birbirinizden farklı ve zıtsınız. Bu şekilde diyeyim. Evet, aklında fikrinde birisi olan arkadaşlarım. Çok büyük bir yıkım yaşamışsınız. Gerçekten böyle. Hayatınız alt üst olmuş olabilir. Bu aklınızdaki veya hayatınızdaki kişi birdenbire sizi bırakmış olabilir. Bu bırakan şahsı geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Bu kişiden mesaj alacaksınız ki bir kısmınız aslında artık o kişiyi unutup yeni aşka yelken açtım, açmaya karar verdim. Hatta bazılarınız böyle ufak ufak birileriyle flörtleşmeye başlamışken, evet, bu kişi hortlayacak arkadaşlar. Bir çıkacak. Şaşırdık mı? Şaşırmıyoruz. 15 Eylül'e kadar bir kısmınızda böyle bir adım, bir mesaj, bir eylem durumu söz konusu. Evet, bu kişiyle ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Büyük bir kısmınız okey diyeceksiniz, ilerleyeceksiniz. Çünkü diyorsunuz ki biz zaten geçmiş yaşamımızdan birbirimizi tanıyorduk. Biz zaten ruhsal olarak birbirimizi tanıyorduk. Evet, o beni zorluyor, o beni darlıyor diyor olabilirsiniz ama birçoğunuz ilerleyeceksiniz. Çok az kısmınızda artık yeter, bitti. Yeni aşka yelken açtım diyeceksiniz. Arkadaşlar, bu kişi gelecek ama değişmiş bir şekilde gelmeyecek. Eğer bu kişi bencil enerjilerdeyse, egolu biri ise, aynı şekilde yoluna devam edecek diyebilirim. Eğer ki bu gidişat sizi memnun etmeyecekse, burada bir dur demeniz ve ona göre ilişkiyi sizin yönlendirmeniz sizin için hayırlı ve kıymetli gözüküyor sevgili arkadaşlar. Şimdi meleklerimizin sizin için mesajı ne? Bir bakalım. Bakalım sevgili yaylar. Bolluk, bolluk, bolluk. Her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol. Uzun vadeli planlar yap dedi. Güzel. Şeyi fark etmedim. Bakın, sözleşme kartı da çıkmıştı. Şeyde, işlerde de bir sözleşme durumu, bir yatırım teklifi vardı. Bakalım Eylül ayının sizin için sürprizleri neler, bir bakalım. Kısmetler, 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 kısmetler. Bolluk bereket sizinle sevgili yaylar. Allah daha çok versin inşallah. Sağlıkla, afiyetle yemeği nasip etsin. Şans sizinle. Çok hızlı bir şekilde, hızlı hızlı şanslı olaylar yaşayacaksınız. Sürprizler, bolluk bereket sizinle. Bazı kişilerle, özellikle hayatınızda sizi aşağı çeken, sizi mutsuz eden, çok da böyle katkı, hayata katkı, hayatınıza katkı sağlamayan kişilerle yollarınızı ayırabilir. Bunları süpürebilirsiniz sevgili yaylar. Ama çok muhteşem çıktı. Şanslı olacağınız bir dönem inşallah sizin için muhteşem olur. Evet sevgili yaylar, Eylül ayı Burç Tarot yorum videonuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.